insanlık için ne veba, ne kolera, ne de tifüs salgını lanetli faiz salgından daha tehlikelidir. Lanetli faizin istilasına uğramış bir toplumun yanında deprem felaketi, sel felaketi, tayfun felaketi sulu nimet gibidir. Lanetli faiz, zalimlerin gıdası, vurguncuların sermayesi, firavunların silahıdır. Lanetli faiz, işçinin alın terini çalan, memurun mesaisine ortak olan, esnafın el emeğini sömüren, çiftçinin helal kazancına el atan, tüccarın ticaretini haram yapan sosyal bir kanserdir. Lanetli faizin yürüdüğü bir düzende, onun çürütücü tesirinden ne kundaktaki çocuk kurtulabilir, ne evindeki kadın kurtulabilir, ne uzlet köşesindeki ihtiyar, ne de gece yarısı kalkıp tesbih çeken dervişler kurtulabilir. Hiçbirisi kurtulamaz. Ne de dağdaki çoban kendini kurtarabilir faizden, faizin cemiyeti yansımasından. Üreticinin faizi, imalatçının faizi, dağıtıcının faizi, nakliyecinin faizi, satıcının faizi, aracının faizi, tefecinin faizi, tüketici olan zavallı vatandaşın sırtına kambur üstüne kambur yüklenmektedir. Bir tane faiz yok ki, üreticinin faizi, imalatçının faizi, dağıtıcının faizi, nakliyecinin faizi, satıcının faizi, aracının faizi, tefecinin faizi, tüketici olan zavallı vatandaşın sırtına korkunç binmektedir. Bir çiftçinin sene 365 günlük alın terinin 300 günlük kısmı faizin kanalına ve havuzuna akmaktadır. Bir memurun 30 yıllık mesaisinin 25 yıllık hasılatı faiz canavarının midesine inmektedir. Düşünürseniz hepsini bulacaksınız bunların ve cemiyetin çatır çatır çöktüğünü, Allah'ın bu cemiyete lanet ettiğini göreceksiniz.